Efendim, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakanlığın Yıllık Değerlendirme Güvenlik Toplantısında konuşuyor. En üst seviyeye çıktığı bir dönemden geçiyoruz, hepinizin takip ettiği üzere. Bu hassas süreçte Türkiye olarak tüm gelişmeleri yakından takip etmekte, proaktif davranarak savunma ve güvenlikle ilgili her türlü tedbir almaya büyük gayret gösteriyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası alanda kurduğu çok boyutlu ilişkilerle özne haline gelmiş... Ülkemizin etki alanı 3 kıta, ilgi alanı ise bütün dünya olmuştur. Bu süreçte görev ve sorumlulukları artan bakanlığımız, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve en başarılı faaliyetlerini icra etmektedir. Bu çerçevede kahraman ve fedakar ordumuz, egemenlik ve bağımsızlığımız için, hudut namuslu anlayışıyla hudutlarımızın güvenliğini sağlamakta, terörü kaynağında yok etme stratejisiyle yurt içinde ve sınır ötesinde, başta PKK, PYD, YBK, DH ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı mücadele etmekte, denizlerimizde ve semalarımızdaki hak ve menfaatlerimizi kararlılıkla korumakta, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı hazır olmak için büyük ve kapsamlı tatbikatlar icra etmektedir. Hudutlarımıza gelince ayrıntılı bir şekilde ifade etmek gerekirse, hudutlarımız 7 gün 24 saat esasına göre bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirler ile korunmaktadır. Bundan emin olabilirsiniz. Hudutlarımızda sınır fiziki güvenlik sistemine dayalı, tel örgü, hendek, duvar ve gözetleme sistemlerinden meydana gelen dünya standartlarında yüksek teknolojiye sahip araç, gereç ve teçhizat kullanılmaktadır. Hudutlarımız her geçen gün alınan yeni tedbirlerle güçlendirilmekte. Nitekim bu durum Milli Savunma Komisyonu üyesi milletvekillerimiz ile 9 dost ve kardeş ülke tarafından onların heyetleri tarafından da yerinde görülmüş ve takdirle karşılanmıştır. Hudutlarımızdaki başarı rakamlarla da açıkça görülmektedir. Nitekim 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren bugüne kadar hudutlarımızda 256.199 kişinin geçişi engellenmiş. Yakalanan 8.000'e yakın düzensiz göçmenle 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş. Etkili operasyonlar sonucu 3500 kilogramdan daha fazla uyuşturucu vesaire ve diğer efendim sigara gibi kaçak malzemelerde de e, başarılı bir şekilde ele geçirilmiştir. Tüm bu üst düzey tedbirlere personelimizin olağanüstü kahramanlık ve fedakarlığına rağmen maalesef milli bir mesele olan hudut güvenliği zaman zaman siyasi münazalar, şahsi itirazlarla polemi konusu yapılmakta. Resmi açıklamalar ve yapılan bilgilendirmeler dikkate alınmadan gerçek dışı, abartılı ve yanıltıcı bazı söylemler ortaya konulmaktadır. Bu konuda haddini ve hududunu aşanlara gerekli cevaplar verilmiştir ve verilmeye de devam edecektir. Mehmetçik 8,5 metre kar ve eksi 39 derece ile artık 4 derece gibi hava ve her türlü arazi koşulunda canı pahasına büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapmaktadır. Beklentimiz milletimizin mağarından çıkan Mehmetçiğin bu olağanüstü emeğine sağ gösterilmesidir. Ülkemizin ve asil milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak için tüm terör örgütlerine karşı mücadelemizde artan bir şiddet ve tempoda ve taarruzi bir ruhla ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışıyla azim ve krallıkla başarılı bir şekilde devam etmektedir. Bu kapsamda çözüm sürecinin bittiği tarihten yani Temmuz 2015'ten bugüne kadar Yurt içinde Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 37.285 bu yılın başından itibaren ise 3.982 bin 4 bine yakın terörist etsara getirilmiştir. Yine bu yıl 100 büyük 453 orta çaplı olmak üzere toplam 553 operasyon icra edilmiş 4103 adet mağara sığınak imha edilirken 2800-3000 civarında silah ve 1 milyondan fazla da mühimmat ele geçirilmiştir. Bu söylediğim rakamların dışında günlük olarak yapılan faaliyetler bunun dışında. Çünkü gece gündüz küçük çaplı faaliyetler aralıksız sürmekte. Özellikle ifade etmek isterim ki icra edilen tüm bu operasyonlarımız burası çok önemli. Komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı. Sadece ve sadece terör unsurları hedef alınarak çünkü burada sizinle çok yakından takip ettiğiniz gibi biz teröristler hedef aldığımızı tekrar tekrar söylememize rağmen maalesef maalesef içimizde ve çoğunlukla da dışarıdaki bazı siyasi ve medya mensupları Türklerin Kürtlere karşı operasyonu şeklinde bizim yaptığımız teröristlere karşı yaptığımız operasyonu e, tarif etmekteki bu tamamen yanlıştır. E, gerçekten büyük bir e, kötü bir şey söylemek istemiyorum ama büyük bir alçaklık. Tarihi, dini, kültürel diğer taraftan e, dokular, sivil altyapı ve çevre ile koalisyon unsurlarının güvenliğine ve korunmasına hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat ve hassasiyet göstererek ve Birleşmiş Milletler şartının elbirici maddesinde belirtilen meşru müdafaa hakkı kapsamında ve uluslararası hukuka uygun olarak icra edilmektedir. Bu bizim ilkelerimiz. Bu ilkelere göre yapıyoruz. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde kimyasal silah ve mühimmat bulunmamakta. Uluslararası hukuk ve anlaşmalarla yasaklanmış hiçbir silah ve mühimmat asla kullanılmamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir. Diğer bir önemli husus da yine bir şekilde e, karıştırılan, karıştırılmak istenilen, fitne ve fesatla ortalığı karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir çalışma var. O da Türkler ve Kürtler arasındaki münasebetler. Arkadaşlar Türkler ve Kürtler kardeştir. Fitne ve fesat yuvaları çatlasalar da patlasalar da Türkler ve Kürtler kardeş kalmaya devam edecektir. Bunun en açık göstergesi de en açık teminatı da vatan için, bayrak için, cumhuriyet için omuz omuza mücadele ederken canlarını feda eden ve şehitliklerimize yan yana yatan kahramanlarımızdır, şehitlerimizdir. Hiç PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG, PYD adları ne olursa olsun... Kim destek verirse versin. Ülkemizi terör belasından kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Teröristler için tek yol adalete teslim olmaktır. Değerli basın mensupları, Irak'ın kuzeyinde PKK ile mücadelemiz Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içerisinde sürdürülmektedir. 17 Nisan'da başlatılan Pençekil Harekatı ile kilit kapatılmış ve böylece Irak hududumuzun tamamının ileriden güvenlik ve kontrolü sağlanmıştır. Pençekil Harekatı kapsamında 506 terörist etsara getirilmiş, diğer bölgelerden 5-6 kat daha fazla olmak üzere 2000'e yakın mayın, el yapımı patlayıcı, 600'e yakın mağara, sığınak, tünel imha edilmiştir. İcraden operasyonlarıyla ulaşılamaz denilen yerlere ulaşılmış, girilemez denilen yerlere girilmiştir. Nitekim yıl içinde Kandil, Asos, Sincar ve Mahmur dahil olmak üzere 200 kilometre delinliğe kadar her türlü arazi ve hava şartlarında icra eden operasyonlarda bunun en somut örneğidir. Mehmetçiğin karşısına çıkamayan ve kış üstlenmesine giremeyen PKK elebaşları teröristleri yer altına yönlendirmekte ve masum insanları hedef göstermektedir. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ine girerlerse girsinler, hangi yılan deline kaçar, saklanırlarsa saklansınlar, o inleri baştan yıkmakta kararlıyız. Teröristler için hiçbir yer güvenli değil, Mehmetçi nefesi teröristlerin ensesinde. Bildiğiniz gibi hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde de PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'e karşı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı operasyonu icra edilmiştir. Büyük bir başarıyla gerçekleştirilen bu operasyonlar ile ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör koridoru engellenmiş, yeni bir göç dalgası ve insanlık dramının yaşanması e, önlenmiştir. Burada özellikle hatırlatmak isterim ki Türk Silahlı Kuvvetleri DAEŞ'la göğüs göze mücadele eden, savaşan tek ordudur ve yaklaşık 4500 DAEŞ'li terörist bu şekilde esrar getirilmiştir. Bölgeye istikrarsızlığa, huzursuzluğa, kaosa sürükleyen ülkeler başta olmak üzere hiç kimse bizden sınırımızın dibinde yuvalanan terör unsurlarına karşı müsamaha göstermemizi beklemesin. Türk Silahlı Kuvvetleri Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için uygun yer ve zamanda gerekli her türlü tedbir bugüne kadar almıştır, almaya devam edecektir. Güvenli hale getirilen bölgelerde hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak çalışmalarımız devam etmektedir. Sağlanan huzur ve güvenlik ortamı sayesinde 538 bini Türkiye'den olmak üzere 1 milyondan .000 fazla Suriyeli kardeşimiz gönüllü, güvenli ve saygın bir şekilde evlerine, topraklarına dönmüştür. Değerli basın mensupları, tüm komşularımızın sınırlarına, hakkına, hukuna saygılı olduğumuzu, tüm ilişkilerimizde barış, dostluk, diyalog, iyi komşuluk ve işbirliği beklediğimizi her zaman ifade ettik, ediyoruz. Tüm iyi niyetli, gerçekçi ve samimi yaklaşımlarımıza rağmen Yunanistan gerginliği, tırmandırıcı tahriklere, saldırgan eyleme, söylemlere, hukuk tanıma tutumuna maalesef devam etmektedir. Yunanistan planlı NATO tatbikatlarında görev yapan uçaklarımızı önceden tüm müttefiklere bildirmesine rağmen son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımızın her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamışlardır. Bu düşmanca tavır Yunanistan'ın NATO'nun temel ilkelerini ve değerlerini hiçe sayacak boyutta küstahlaştığını açıta göstermektedir. NATO'nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan'ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme, diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık tarafımızdan bugüne kadar verilmiştir, bundan sonra da verilecektir. Ülkesinin kaynaklarını ve halkının refahını başka ülkelerin çıkarlarına feda edenler, siyasi varlığını Türkiye düşmanı üzerine kuranlar, provokatif eylem ve söylemleriyle yine o sahnede Koğuşumuz Yunan halkı da, aklı selim sahibi Yunan halkı da biz de onları yakından tanıyoruz. Beklentimiz bu Yunan siyasilerin ve askeri şahısların iç politik amaçlarla uzlaşmaz ve kışkırtıcı tavırlarından derhal vazgeçmeleri, problemlerin diyalog yoluyla çözümüne odaklanmaları ve tarihten özellikle de 9 Eylül 1923'te yaşananlardan ders almalarıdır. Yarınlarının iyi olmasını isteyenler, dünün ve bugünün yanlışlarından dönmelidirler. Samimi temennimiz Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması, tüm zenginliklerin adil bir şekilde paylaşılmasıdır. Kıbrıs'a gelince, Kıbrıs hepinizin bildiği gibi bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs konusunda egemen, eşit, bağımsız iki devletten bahsediyoruz. Artık mesele bu devletin kurulması değil. Artık mesele bu devletin kurulması değil. Kurulmuş olan bu devletin tanınması meselesidir. Kendimizin ve Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve menfaatlerini hiçbir zaman çiğnetmedik, çiğnetmeyeceğiz. Değerli basın mensupları, biz kendi güvenliğimizi sağlarken aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin haklı davalarını da desteklemekteyiz. 500 yıllık kardeşlik bağlarımız olan Libya'da Askeri eğitim ile sağlık desteği, yardım ve danışmanlık faaliyetlerini de izah ediyoruz. Bugüne kadar 11 binden fazla Libyalı personele eğitim verilirken, 32 bin mayın ve el yapım patlayıcı da ve diğer mühimmat teslim edilmiştir ve ihmal edilmiştir. Ayrıca 20 bin kişiye sağlık desteği verildi Libya'daki yaptığımız çalışmalarla. Amacımız toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış tek bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Bu vesileyle Libya'nın 24 Aralık Bağımsızlık Günü'nü 71. yıl dönümünü de kutluyorum. Kafkasya diğer bir husus. Bu bölgede de bu bölgenin de istikrarına büyük önem veriyor. Bölgede barışın sağlanması için büyük alet gösteriyoruz. Bu kapsamda hafta içinde Kayseri'de Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları birlikte Gürcistan derken Sakar unutmayın. Çünkü oradaki yaptığımız görüşme konuşma sırasında ortaya çıktı. Gürcistan kendisini biz kendilerine onlar bize Türkiye deyince, biz de Türkiye değiliz, biz Türkiye'yiz. O da dedi ki, biz de Gürcistan değiliz, bize de Sakart Velo'yuz dedi. Bizim adımız Sakart Velo dedi. Onu da bilgilerinize sunuyorum. Bu dokuzuncu unsurunu iddia ettiğimiz GATE, yani Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye'ye toplantılarını da önemli bir rol oynamakta. Can kardeşimiz Can Azerbaycan, 30 yıl işgal altında kalan öz topraklarını bildiğiniz gibi 44 gün süren tek vatan harekatıyla Ermenistan işgalinden kurtarmıştır. halihazırda hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtarılan bölgelerde mayın el yapımı patlayıcı arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda şu ana kadar 12 fazla personel eğitim verilirken 4500 mühimmat tespit ve imha edilmiştir. 284 kilometre kare alan ise mayınlardan temizlenmiştir. Bu ayın başında ülkelerimizin gücünü ve kararlılığını ortaya koyan geniş kapsamlı kardeş yumruğu tatbikatı da dahil birlikte 12 tatbikat izah edilmiştir. İki devlet, tek millet, tek ordu anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan Türk'ünün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da haklı davalarını yanlarında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı görevleriyle İkili ilişkiler kapsamında Katar, Somali, Kosova, Bosna Hersek başta olmak üzere çeşitli coğrafyalarda 19 farklı görev ile bölge ve dünya barışına önemli katkılar sağlamaktadır. Bölgesinde ve dünyada her zaman barış, huzur ve istikrardan yana olan Türkiye, krizin başlangıcından itibaren Montre dahil dengeli ve yapıcı bir politika izlemekte, bölgede ateşkesin ve barışın teminiyle diplomatik çözüm için çaba göstermektedir. Karadeniz'de Ukrayna savaşında ülkemizin bu süreçteki en önemli katkılarından biri de tüm dünyayı tehdit eden gıda krizinin aşılmasında olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü aktif diplomasiyle sağlanan zeminde Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanları ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda Karadeniz tahıl girişimi imzalanmıştır. Girişim kapsamında İstanbul'da kurulan müşterek koordinasyon merkezinin çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından toplam yaklaşık 15 milyon ton tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere emniyette sevki sağlanmış. Bugüne kadar Ukrayna limanlarından 577 gemi çıkarken 584 gemi de Ukrayna limanlarına ulaşmıştır. Yine gayretlerimizle bu girişim 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmıştır. İnsani yardım ve vatandaşlarımızın tahliyesi maksadıyla Ukrayna'ya giden hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havalanı'nda Kiev'de kalan iki adet A400M uçağımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın temaslarıyla dikkatli ve sabırlı tutumu sonucunda ve en uygun şartlar oluştuğunda o şartlar oluşu oluşmaz ülkemiz emniyetle döndürülmüştür. Değerli basın mensupları, 70 yıldır etkin ve saygın bir üyesi olduğumuz NATO bünyesinde de aktif bir şekilde faaliyetlerimizi devam etmekteyiz. NATO'nun ikinci büyük askeri gücü olarak Türkiye, NATO'da kuvvet ve karargahlara katkıda ilk beş ülke arasında, Askeri bütçeye katkı bakımından ise 8. sırada bulunmaktadır. Türkiye 2023 yılında Muharip Kolordu ve NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanı görevlerini üstlenecektir. Sonuç olarak Türkiye'nin olduğu bir NATO daha anlamlı ve daha güçlüdür. Ancak bazı müttefiklerimiz NATO ruhuna aykırı olarak Türkiye'ye ihracat kısıtlamaları dahil çeşitli sıkıntılar vermektedir. Unutulmamalıdır ki Güçlü Türkiye, güçlü NATO, güçlü ittifak demektir. Bu arada NATO'nun açık kapı politikasını destekliyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelerine karşı değiliz. Ancak Madrid'de 28 Haziran'da imzaladıkları taahhütlerini yerine getirmelerini, yani teröristlerle ilişkilerini kesmelerini, verdikleri destekleri kesmelerini ve desteklerini sonlandırmalarını ve ihraç listelerinde Türkiye'ye karşı uyguladıkları tahtitleri kaldırmalarını bekliyoruz. Kolay bu kadar basit. Bu arada 40 adet F-16 Viper uçağının tedariki ve 79 uçağın modernizasyonu çalışmaları da devam etmekte ve yakından takip etmekteyiz. Koruya ilişkin başlangıçtan itibaren ABD'li muhataplarımızın tutumlarını e, olumlu olarak geliştirmeye çalışırken ve bunu bu şekilde ilerletirken diğer taraftan da bu çerçevede artık ABD tarafından konunun olumlu bir şekilde sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Olumlu ve somut sonuçlandırılması bekliyoruz. Son dönemde Suriye'de PKK YPG'ye verilen destek, DEAŞ'la mücadeleye zarar verme iddiaları, Türkiye ile Yunanistan arasındaki dengeli yaklaşımdan uzaklaşılması, Güney Kıbrıs Rum yönetimine silahlı ambargonun kaldırılması ve bazı siyasi figürlerin, Amerika'daki bazı siyasi figürlerin, kişilerin düşmanca tavırlarla ilişkilerimizi baltalama girişimleri kamuoyunda, Türk kamuoyunda, bizim kamuoyumuzda olumsuz algı yaratmaktadır. Bu konularda müttefikimiz, Stratejik ortağımız ABD'den gerekli tedbirleri ve düzeltmeleri yapmalarını bekliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri halihazırda yürüttüğü tüm operasyonları ve görevleriyle eş zamanlı olarak personelinin niteliklerini çağın şartlarına ve harbin değişen doğasına en uygun şekilde geliştirmek maksadıyla eğitim ve tatbikat faaliyetlerini de aralıksız sürdürmektedir. 2022 yılında bu meseleyle bulur cümle düvel feizü fela Hazır ol cenge istersen eğer sulhü sala. Anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu da bildiğiniz gibi daha önce işte 18. yüzyılda söylenmiş bir şiirin iki mısrağı. Karadeniz'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de başta mavi vatan Efes ve dinamik mariner tatbikatı olmak üzere çok sayıda geniş çaplı tatbikat icat edilmiştir. Bu arada çok yönlü faaliyetlerimizin yanı sıra diğer ülkelerle, 51 ülkeyle İkili ve çoklu, yüz yüze ve telefonla görüşmeler gerçekleştirdik. Her alanda olduğu gibi savunma ve güvenlik alanında da nitelikli insan gücünün hayati önemi haiz olduğunu bilincindeyiz. Bu kapsamda 2018 yılından bugüne kadar teşkilat yapımızdan personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesine kadar mevzuat niteliğindeki birçok yasal düzenleme hayata geçirilmiş. Türk Silahlı Kuvvetlerinin etkinliği, caydırıcılığı ve saygınlığı her geçen gün artırılmıştır. Personel temini dahil tüm çalışmalarımız ilgili mevzuata uygun olarak yargı denetimine açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ iltisakı nedeniyle bugüne kadar 10.005'i bakan onayıyla olmak üzere toplam 24.652 kişi ihraç edilmiştir silah kuvvetlerimizden. Yeni bilgi, belge ve veriler ışığında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde FETÖ ile iltisaklı tek bir personel kalmayıncaya dek mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. Öte yandan yeni asker alma kanunu ile de beklentileri karşılayan modern, esnek, öngörülebilir, sürdürülebilir ve e-devlet üzerinden erişilebilir bir sistem tesis edilmiştir. Böylece ordumuzun ihtiyaçları karşılanırken gençlerimize eğitimlerine ve mesleklerine devam etme imkanı da sağlanmıştır. Asker alma kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden bugüne kadar 402.045 kişi 402.045 kişi bedelli askerlikten yararlanmıştır. Sadece 2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 168.713 vatandaşımız müracaat etmiştir. 2022 yılında dövizli askerlik hizmeti uygulanmasından ise 8.743 vatandaşımız yararlanmıştır. Savunma sanayinde ise Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikiyle savunma sanayinde büyük atılımlar gerçekleştirilmiş, yerlilik ve millik oranı yüzde seviyesine ulaşmıştır. Artık milli piyade tüfeklerimizi ve tüm hafif silahlarımızı, çok damlulu roket atarlarımızı, fırtına obüslerimizi, İHA'larımızı, SİHA'larımızı, TİHA'larımızı, atak helikopterlerimizi, fırka teyinlerimizi ve savaş gemilerimiz ile akıllı hassas mühimmatımızı ve füzelerimizi tasarlayıp inşa, imal, ve ihraç seviyesine gelmiş bulunuyoruz. Askeri fabrikalarımızda ve tersanelerimizde de baştan Milgem, Milden, Milli Denizaltı ve A400M Retrofit'i baştan başa bakımı olmak üzere birçok kritik projede yerli ve milli imkanlarla sürdürülmektedir. En kısa zamanda kendi insansız, insanlı yani kızıldığıma dahil, uçağımızı da inşallah tankımızı da yapmak için her türlü girişim ve gayreti gösteriyoruz ve bunu başaracağız. Buna inanıyoruz. Devam eden modernizasyon projeleri kapsamında 2022 yıl içinde çeşitli cins ve miktarda önemli harp silah araç ve gereçleri envantara alınmıştır. Sonuç olarak değerli basın mensupları sonuç olarak Türkiye tarihiyle, değerleriyle, coğrafyasıyla, ordusuyla büyük ve güçlü bir ülkedir. Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, Kahraman Ordumuz, binlerce yıllık Çanı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasını aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda, Sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapa sağlam hiyerarşik yapı içinde, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ve bugüne kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bugünlere bu seviyelere gelmemizde emeği geçen bütün devlet büyüklerimizi, komutanlarımızı ve asil milletimizi saygı ve şükranla anıyor. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden tüm şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyor. Şu anda dahi karada, denizde ve havada zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan değerli silah ve mesai arkadaşlarıma da bu vesileyle kazasız belasız hayırlı başarılı görevler diliyorum. Her birinin alınlarından öpüyorum. Son olarak yeni yılda asil milletimize, sizlere ve aile bireylerinize, tüm silah ve mesai arkadaşlarıma da sağlık, esenlik ve başarılar diliyor. Ayrıca 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüzde en içten duygularla Şimdiden kutluyorum. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.